Evet. Nihat beni duyuyor musun? Arkadaşlar görüntüleri de ekranlara en kısa sürede verelim. Sen FETÖ dedin. Şimdi emniyetin açıklamasını okuyorum. 18-12-2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından UYAP arama kararı bulunan Nuri Gökhan Bozkır 201 2024 tarihinde, yani bugün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bir kere daha söyleyeyim, Necip Hablemitoğlu'nun öldürmesi olayının şüphelilerinden, terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından... Araba kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Belli ki akşam saatlerinde olmuş yanılmıyorsam bu <laughs> e, operasyon çünkü karanlık bir ortamda birazdan görüntüler de ekrana gelecek. Tabii sen FETÖ deyince Necip Hablemitoğlu'nun e, önemine de dikkat çekmek lazım. Ee, istersen Nihat buradan devam edelim sen devam et belki görüntüleri de yorumlamak istersin Ama görüntüleri görmek istiyorum dersen buradan devam edelim nasıl istersin? Ee, fark etmez siz oradan da devam edebilirsiniz eğer görüntüler sizin elinizde ise yayınlayacaksanız sorun yok Tamam ee, görüntüler geliyorsa buradan da anlatabiliriz Arkadaşlar görüntüleri evet. ee, Tamam hazırlanıyormuş Evet ee, evet. Bu arada Necip Hablemitoğlu e, suikasti çok önemlidir evet, tabii evet. ki. E, özellikle FETÖ e, nedeniyle önemlidir. Bunun altını çizmek yani bir lazım. Bir şey bakın e, çözülmeye Geldi. başladı ha, mı? Ha, Nihat evet. bir görüntüleri evet, evet. şöyle ilk izlenimlerinle birlikte bir alayım. Evet. Ee, Nuri Gökhan Bozkır gerçekten de Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit isimlerinden biri ve e, adı yıllardır da geçiyordu bu soruşturmada. Daha önce yakalanmıştı, serbest kalmıştı. Şimdi tekrardan adı geçtiği için yeniden aranıyordu ve gözaltına alındı. Necip Hablemitoğlu cinayeti, suikasti gerçekten de FETÖ'nün gerçekleştirdiği ilk suikastlardan. Bu anlamda da çok önemli, sembolik bir öneme sahip. Necip Hablemitoğlu yazdığı kitabında FETÖ terör örgütünün resmen röntgenini çekmişti. Yani FETÖ terör örgütü nasıl yapılandı, <laughs> hangi alanlara sızdı, ekonomik yapılanması nasıldı, okul yapılanmasıyla neyi amaçlıyordu, dünyada nasıl yaygın hale geldi ve FETÖ'nün muhasebesinden tutun insan kaynaklarına kadar. Yani aklınıza ne geliyorsa FETÖ'nün bugünkü son güncel operasyonlarında gördüğümüz manzarasını Necip Hablimitoğlu ta o yıllarda, o dönemde gördü, tespit etti, kitaplaştırdı ve arkasından da Böyle Ankara'da evinin çıkışında uğradığı bir silahlı saldırı sonucu e, hayatını kaybetti. Ve e, Nuri Gökhan e, Bozkır'da Necip Hablemitoğlu suikastiniyle alakalı en önemli, tespit edilen en net isimlerden birisi. Dolayısıyla onun şu anki anlayacak ifadesi, sorgusu Necip Hablemitoğlu cinayetini aydınlatacak en önemli fiziki deliller arasında yer alacaktır diye değerlendiriyorum. Ee, önemli bir gelişme bu. İstanbul Ankara Emniyet Müdürlüğü yakalamış, gözaltına almış. Şu anda Evet ekipler tarafından da yine e, götürülüyor ve e, tabii bu gece Ankara Emniyetine geçirecek ifa, e, ifade alım işlemleri olacak ama öncesinde muhtemelen bir hastaneye sevk işlemi yapılacak, hastanede sağlık kontrollerinden geçirilecek ve daha sonra e, Ankara Emniyetine götürülerek yeniden ulaşılacak. sorgulaması yapılacak diye düşünüyorum. Efendim şöyle aslında ee şöyle ifade etmişti. Şehirleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ancak kendi ülkesinde devlet güvenlik mahkemesinde yargılanan CIA, M16, BND gibi yabancı ülke istihbarat örgütlerine taşeronluk yapan bir cemaate mensup müritlerin asli görevi kendileriyle mücadele etmek olan istihbarat birimlerinde kadro ulaşabileceğini, devletin gücünü devleti savunanlara karşı kullanılabilecek düzeye gelebileceklerini kim tahmin edebilir ki? Köstebek bu ihanet öyküsünün adı Necip Hablemitoğlu'nun kitabından bahsediyorum. Fethullahçılar Türkiye'nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler demişti. Devletin istihbarat birimlerinin tüm olanaklarını kullanan gizli bilgilerin tamamını elde eden bu yasa dışı örgüt gerek kendi hasımları ve gerekse hedef siyasiler, gazeteciler, mafya babaları, bürokratlar, askerler ve diğer önemli meslek mensuplarının açıklarını içeren şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek, şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek her türlü görsel ve eşitsel band kayıtlarından bu kayıtlara ait çözümlerden fotoğraf lardan her türlü resmi belgeye hatta kişisel anekdotlara kadar her şeyi içeren ...bir arşive sahiptirler. Fethullah Gülen yargılanırken... ...Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde... ...dinlenen emniyet müdürleri Osman Ak ve Cevdet Saral'ın... ...dehşete düşüren... ...açıklamaları oldu... ...ifadesini kullanmıştı. Ee, devam edecek olursam şöyle bir... ...arkasından e, bu rapora yer vermişti. Sonrasında da... mit raporuna ver vermişti. Emniyetin 2000 yılı... ...raporuna dikkat çekmişti. Ee, ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nı... ...neden hedef aldılar sorusu yönetmişti. Bu vakıflar Fethullah Gülen davasının itirafçı çocuklarını bulup ortaya çıkartan ve davanın açılmasında en etkin gücü gösteren sivil toplum örgütü oldu. 18 Aralık 2002'de öldürüldü ve kitap yarım kaldı. Yanlışım yok herhalde, değil mi? Evet. Bunun İyi, altını evet çizerim. Çok önemlidir. Yani çok eski yazılmıştır o zamandan. Ee, göre yani Ve bugünü net tutuyor. bir şekilde görebilmiş yani. Ve evet. kitabı da yarım kalmıştır. Buyurun. Şimdi çok değerli bir entelektüeldi. Allah rahmet eylesin. Ee, evet. ve üzerindeki o suikastın sır perdesi henüz tam olarak aralanmış Hı -hı. değil. Aslında olan şüpheliler belli. Bak sadece o değil. Onu yazmıştır. Bir de mesela Hablemitoğlu'nun Bergama dosyası ve Alman Vakıfları evet. diye bir kitabı vardır. Bak bu da çok önemlidir. Orada baktığında bir dönem hatırlar mısın Boğaz Köprüsü üzerinde sözde çevreci eylemler yapan Bergamalı köylüler vardı değil mi? Onlar Hı -hı. gerçekten masum köylülerdi ayrı mesele. Onlar bir takım vakıflar tarafından kandırılmış, Türkiye'nin yerin altındaki zenginliğini yer üstüne çıkarmasını engellemeye çalışan e, vakıfların bir şekilde kandırdığı, finanse ettiği ve sözde çevreci bir hassasiyet geliştirdikleri düşünülen kişilerdi. Habblemitoğlu bunu da yazmıştır. Türkiye'nin mesela toprak altındaki altın rezervlerinin nasıl engellendiğini, ekonomiye kazandırılmasının nasıl engellendiğini ve Hı -hı. hangi vakıflar üzerinden bunun gerçekleştiğini de yazmıştır. Bak o dönemden bununla bağlantılı bir şey. Savcı Nuhmete Yüksel vardı hatırlarsan. Bak evet. o dönemde daha ta 1999'lar, 2000'ler, 2001'lerden bahsediyoruz. FETÖ'ye dikkat çeken kim varsa FETÖ'nün Örgütsel şemasını nasıl örgütlendiğini, devleti nasıl zehirli bir sarmaşık gibi sardığını belgeleriyle ortaya koyan kim varsa bir şekilde ya etkisizleştirilmiştir ya bir suikaste kurban gitmiştir. Nuhmet Eyüksel'in Yüksel'in hazırladığı biliyorsun bir iddianame var. Evet. O iddianamede ne demiş adam? O da şimdi öldü rahmetli oldu evet. Nuhmet Eyüksel'de. Ama biliyorsun onun da başına kaset kazanmasını Bak onu oraya geleceğim, oraya geleceğim işte. Nuhmet Eyüksel Yüksel ne demişti? Önlem alınmazsa bunlar 10 yıl içerisinde orduyu tamamen ele geçirecekler dedi değil mi? Hı -hı. Peki sonra oldu? Ne oldu? Nuh, e Yüksel'e öldü gitti şimdi. Tırnak içerisinde kadın gönderdiler. İfade bu. Söyledikleri ifade bu. Ve adamın tam bir FETÖ'vari taktikle kasetini ele geçirdikten sonra adamı itibarsızlaştırdılar. Evet. Peki gönderilen kadın kimdi? Kimdi? İsmet abi sen bu işleri çok iyi bilirsin. Şey. FETÖ'nün en önemli medya kalemlerinden bir tanesinin birlikte olduğu bir örgüt üyesiydi. Bu sonradan ortaya çıktı. Şimdi bak İsrail ile ilgili konuşuyoruz. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Bu kişi Profesör Doktor Kemal Üçüncü yazmış Twitter'a. Bunu mit yakalayıp getirmişti zaten. Serbest Tekrar mı bir yakaladınız? Bırakıldı. Diyeyim, serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Evet evet, evet evet. Tamam tamam. Hayır yok şimdi geldi mesele önemli yok, de o yüzden. Yok bir yerde kaldı da. Anneciğim bak şöyle mesele elbette ki önemli de sonra bizi TT yapıyorsun. Yani şimdi ben bir konu anlatırken yani farklı bir alana geçmen olmuyor farklı ya. Farklı bir alan değil bu konuyla olmuyor. ilgili. Ve dikkat sormuşlar... ediyorum bunu sadece ben konuşurken yapıyorsun ya. Bir de böyle bir oyun var. Neyse Vallahi seni sen seviyoruz o yüzden bir şey sen demiyoruz. Sen konuşurken insanlar soru soruyor şunu sana ne yapayım? E, şunu söyleyecektim. Şunu söyleyecektim. Nuh e Yüksel'e giden e, örgüt üyesi FETÖ'nün Firari kalemşörlerinden bir tanesiyle beraberdi bu bir. İkincisi İsraili konuşuyoruz. Fetö'nün İsrail imamı kimdi? Harun Tokak diye, değil mi? Sözde bir vakfın yine evet. başkanıydı. Fetö'nün İsrail imamıydı. Bu kişi şu an nerede? Bunlar harbiden kaçtılar. İsrail'de. Muhtemelen İsrail'de. Tel Aviv'de yaşıyor. Yani dolayısıyla hiçbir şey Tesadüf, tesadüf değil. değil. Mossad CIA yapımı bir örgütle Ve karışık. bugün Nihat'ın verdiği çok kıymetli bilgilerde de biz ne görüyoruz? İşte bu Selçuk Küçükkaya Delektiflik Şebekesi çökertiliyor. Bununla irtibat ilk nasıl sağlanıyor? Bir FETÖ PYD 7 üyesi tarafından evet. internet üzerinden sağlanıyor. Dolayısıyla hala Mossad'la bu terör örgütleri arasında çok sağlam bağlar var. Ve Türkiye'de sosyal medyadan yürütülen bazı provokasyonlar da dahil çoğunun temelinde mossad fetö işbirliğinin olduğu çok aşikar. Ya bununla ilgili şimdi, çok detay bilgiler de var da. Şimdi hı. onları ben em, özür diliyorum. Onlar i̇şte, çıkacak. Bakın bizim bir ben de mesela bir fetö'nün kumpası nedeniyle hı -hı. E, bakın iki yıl cezaevinde yatmış bir adamım. Yani aslında daha çok detay var. Ama şu sevindirici artık bakın Mossad'ın buradaki e, köklerine vurdukça mit çok yerden ses gelmeye başladı. Farkında mısınız? Yani bu bir A ve bu şebekenin birer birer bütün köklerini Milli İstihbarat Teşkilatı kırmaya başladı. Göreceksiniz bakın çok daha büyük yerlerden çok daha önemli sesler gelecek. Çok daha enteresan bağlantıları Milli İstihbarat Teşkilatı ve e, güvenlik bilimleri çıkaracak. E, bu çok e, sevindirici bir şey ama Milli İstihbarat Teşkilatımızın Mossad'ın buradaki Türkiye'deki faaliyetlerine karşı yapılan operasyonu Sadece iki istihbarat teşkilatı arasındaki bir mücadele olarak görmemek lazım. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Evet, Necip Habblemiti suikastı. E, o kadar profesyonel bir suikast ki, şimdi muhtemelen e, katilini de tanıyordu galiba. Çünkü <laughs> hiçbir direniş göstermiyor orada. Hı -hı. E, yani olay yeri e, şeyleri, tutanakları, oradaki incelemeler bunu gösteriyor. Şimdi o bölgede. Ambulanslar var. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı ambulansları hastanelerde beklemiyor. Belli bölgelerde, Çankaya'da, e, efendim değişik yerlerde yani bir çağrı geldiği zaman kim yakınsa ona yönlendiriliyor. Fakat cinayetle aynı saatlerde ola ki ölmez, yaralı kalır sonra kurtulur diye bütün ambulanslar aynı zamanda sahte ihbarlar, sahte çağrılarla başka yerlere yönlendiriliyor. Hatta e, Hablemitoğlu'na ta yeni mahalleden Demet Evler tarafından bir ambulans gelmek zorunda kalıyor ki. Zaten yani o pozisyonda birisi eğer yaralıysa bile bunun ölümüne yol açar. Yani bakın yani Muhsin çok... Yazıcıoğlu suikastını da Hatırlatmıyor mu? Benzer bir şey. Evet, Bakın yani, yani o kadar çok şey çözülecek ki inşallah. Bu şimdi süreçte. o dönemlerde e, bu konuyla ilgili e, mesela benim tanıdığım e, Fatih Erilmaz var o dönemin emniyet müdürlerinden. 15 Temmuz'da da gazi olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Karnından vurulmuştu. Onun yoğun çalışması vardır bu konuda. Hatta bu yakalanan kişi Ukrayna'da yakalandı. Ukrayna'da yakalandı yani getirildi buraya. Ondan önce gazetecilere bazı açıklamalarda bulunmuştu. Fatih Erilmaz o açıklamaların nasıl yanlış olduğunu bir bir açıklamıştı. Fakat yani ilginç olan şu bu kişi Türkiye'ye getirildi keşif yaptığını da bildiğim kadarıyla şimdi hatırladığım kadarıyla keşif yaptığını da söyledi ifadesinde. Buna rağmen serbest bırakıldı. Mesela ben e, Fatih Maza konuştuğum zaman e, onun bir e, tahmini vardı. Yani benim tecrübe, benim incelemelerime göre muhtemelen tetiği çeken de bu kişi e, görüşünü savunuyordu. Yani o baştan sona incelediği zaman e, tetiği çekenin bu kişi olabileceğini söyledi. Hatta daha da ilginç bir şey vardı. Bu cinayet anında biliyorsunuz e, telefonlar var. O civardaki tüm telefonlar Hani e, bir harita çıkarılıyor ne kadar telefon var. O telefonlardan e, önemli bir kısmı o bölgedeki yani cinayetin işlendiği bölgedeki telefonlardan önemli bir kısmı polislerdi. Yani özellikle FETÖ'cü polislerin o bölgede olması dikkat çekiyordu. Mesela bunlar iyice araştırıldı mı e, bilemiyorum ama son bir de mesela içeride şey var e, Enver Altaylı var o da. Ee, bu cinayet sorumluluğu nedeniyle onun hakkında ek bir iddianame düzenlendi. Bilmiyoruz tabi e, iddianame bu e, ne çıkacak e, Enver Altaylı'nın bir e, şu anda tutuklanmasını sağlayan bir suçu da e, bu olaydır. Tabi yani e, okumayan gençlere özellikle aslında okumayan herkese köstebiye okumalarını tavsiye ederiz. Orada çünkü e, bütün yılların Raporları tek tek yer alır e, sevgili izleyiciler. Demin Necip Hablemitoğlu'nun kitabından e, söylemiştim, okumuştum. Aslında en önemli cümleleri şöyleydi. Yıl 1925, Büyük Atatürk genç cumhuriyetin yurttaşlarına ve dış, dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu. E, Türkiye Cumhuriyeti şehler dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Ardından Gülen cemaatinin... FETÖ terör örgütünün Galatasaray'a nasıl örgütlendiğini açıklar 80'li yıllardan itibaren arkasından devletin tüm kademelerindeki raporları emniyet mit dahil olmak üzere yazar ve özellikle de mit raporun pardon ee, şöyle söyleyeyim, 1999 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Fethullahçılar raporunda son zamanlarda ordu, polis ve mit teşkilatları arasına sızma faaliyetleri ağırlık verdiği bilinmektedir. Gülen'in konuşmasına da yer verilir. Siz hangi hizmet ürünleriyle toplumu yükseltmeye çalışırsanız çalışın, mevcut sistem... Mutlaka hep sizin birkaç adım önünüzde yürüyecek ve bu yarışta siz her zaman geride kalacaksınız. Meseleyi kökten halletmenin tek bir çaresi vardır. O da politika yoluyla iktidar olmaktır ifadesi yer alır. Ee, arkasından 2000 yılı emniyetin raporu yer alır. Ve bir kere daha söyleyeyim. Ee, Çağdaş Eğitim Vakfı e, çok önemliydi Necip Hablemitoğlu için. Gülen davasının itirafçı çocuklarını bulup, Ortaya çıkartan davanın açılmasında en etkin gücü gösteren sivil toplum örgütü olmuştu. 18 Aralık 2002'de öldürüldüğünde kitabı yarım kaldı. Eğer devam edebilseydi kim bilir daha neler neler yazacaktı. Hande niye gülümsediğimi söyleyeyim. Nokta Dergisi 86 Kuleli Askeri Lisesi'ndeki Fethullahçı yapılanma kapak ee, tek tek tespit ediliyor. 4-5 kişiyi okuldan e, yolladılar, kalanını kazanırız deyip bıraktılar. Bak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi var şurada Beştepe'nin karşısına. Gidersen oradaki hikayelerden bir tanesi. 91 yılında Başbakanlığa giden rapor var. MIT raporu diyor ki, Türkiye'ye gelen 5 CIA ajanına e, emniyetteki Fethullahçı şu emniyet müdürü tarafından yardım edildiği tespit edilmiştir. Yani CIA ilişkisini de ortaya koyuyor. Bitmiyor. Dünyada da raporlar var, Türkiye'de de raporlar var. Özellikle de dünyanın birçok yerinde açılan okullardaki yabancı dil öğretmenlerinin CIA ajanı olduğu uluslararası raporlarda yazıyor. Tabii. Rusya neden bu ıı, okulları yasakladı cevabı belli. Aslında hiçbir şey sürpriz değil. Herkes Her şeyi göz göre gelmiş. Bir tane daha sonra Uğur Mumcu kim faili biliyor musunuz? Evet. Onu da bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'de bazı cinayetler var ki işin içinden çıkamıyorsun. İşinden çıkamadığın bir şey daha. Yani MIT alıyor yurt dışından paketliyor getiriyor. Nasıl serbest kaldı bu adam? Nasıl serbest kaldı? Kim bıraktı? Niye bıraktı? Adil Öksüz'ü de serbest bıraktıklarını da hatırlıyorsun değil mi? Ya yani evet. Aslında o hani iyi bir hakimdir de acaba boşuna mı geldi falan filan sonra bambaşka bir hikaye çıktı ortaya. Tabii. Yani hiçbir şey sürpriz. Adam keşif yaptım diyor mesela ifadesinde. Her şey gözümüzün o, önünde Aynı oluyor. Aynı kendine bakan Ergenekon savcısının adı neydi? Zekeri... Zekeriya Öz Bravo. Zekeriya <laughs> Sorgu yaparken aynada kendini kendisine bakıyormuş ya. Şu anda o da Alman, Alman İstihbaratı'nın yürüyor. yürüyor. korumasında. Evet. Şu anda Alman, Alman ya geziyor. Ya Ya Nihat Uludağ bir şey sorabilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Mi? Bir soru var çünkü evet, merak hadi. ediyorum. Ee, bir eline tabii emniyetten bu konuyla ilgili bilgi geldim ama iki... Şöyle bir soru gelmiş ee, izleyicimiz Ahmet Gürbüz'den çok da güzel. Necip Hablemitoğlu suikastsiz anlasının e 34 Mossad ajanının enselenmesinden hemen sonra paketlenmesi tesadüf müdür acaba? Ee, bence tesadüftür çünkü bu Mossad'a yönelik yapılan operasyon ayrı bir operasyon, ayrı bir şey. Ee, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanması, çalışması da ayrı, bağlantılar da ayrı. Şu an için ikisinin aynı operasyonun içinde olduğuna dair somut bir şey yok. Ayrı bir operasyon olarak düşünüyorum ben. Ee, ama yine de bakmak lazım, yine de sormak lazım. Zaten ama şey. tesadüf etmiş olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Peki, e, görüntülerle ilgili bir analizin olacak mı bu arada? Seni çok yorduğumuzu biliyorum ama. E, Valla operasyon görüntüleri bunlar e, operasyon timleri almış ve e, Nur Gökhan Bozkırı göz altına almış. Ve oldukça bakın oldukça da yoğun güvenlik önlemleri aslında götürüyorlar aslında. Olası bir dış müdahale olabilir mi diye bakar mısınız? Normalde bir gözaltı işlemi bu şekilde olmaz. Normalde çevre güvenliği alınmış olur. Koluna girilir, kelepçe takılır ve düz bir istikamete gidilir ama operasyon timlerindeki ekipler hala her an bir yerden bir saldırı gelebilecekmiş gibi bakar mısınız? Bu polisin tedirginliği ve hala operasyon sürüyor gibi olur da dışarıdan bir müdahale olur bir şey olabilir mi diye oldukça titiz. Çünkü niye? Gerçekten de Necip Hablemitoğlu suikastinin şu anki eldeki en kritik ismi bu. Yani o suikasti aydınlatacak, çözecek, o suikastla ilgili gizemleri ortaya koyabilecek yegane isim Nuri Gökhan Bozkır. Ve emniyet oldukça da bakın çok oldukça da titiz. Bu, bu polisi görüyor musunuz bakın normalde göz Ya bir göz şey altı... soracağım. Orada öndeki o öndeki özel harekatçılar herhalde. Evet, yani evet. tam dediğin gibi bir tehdit olursa diye evet. e, yanında olmadığım için ancak ki... gösterebileceğim tabii. önden elinde silahla evet. sanki biri çıkacak evet, gibi yok. O nasıl bir dış tehdit olabilir? Yani, yani bunun bağlantısı ne olabilir ki? Şöyle polis çünkü... bu önlemle yürüyor. Tabii tabii. Şöyle e, Nuri Gökhan Bozkır gerçekten de bu suikastın çok önemli, çok kritik ismi. E, Necip Hablemitoğlu suikasti FETÖ'nün gerçekleştirdiği ilk suikastlardan çok önemli bir olay. Dolayısıyla Gökhan, e, Nuri Gökhan Bozkır'ın e, konuşmasını engelleyebilecek, ona bir zarar verebilecek bir tehdit olur mu endişesi var aslında burada. Çünkü normalde e, polis e, ilgili kişiyi evine girer, gizlendiği yerde alır, kelepçe yapar ve koluna girer, yürür ve nereye götürür? Ekip odasına götürür. Ama e, şu anki görüntü hala bakar mısınız bakın. Bu polis, özel hareket polisi hala bakar mısınız? Etrafı kolaçan ediyor. Olur da bir dış müdahale, bir saldırı olur ve Nur e, Nuri Gökhan Bozkır bir şekilde etkisiz hale getirilir mi diye o endişe Devam ediyor ve oradan ekip atı otosuna binene kadar. Bakın hala sağa dönüyor, sola dönüyor, geriye dönüyor ve etraftan oluşabilecek bir tehdit var mı? Tedirginliğiyle e, gözaltı süreci işliyor. Tabi buradan sonra tabi Gökhan Nuri Bozkurt nereye gidecekler Nuri Gökhan Bozkurt? Buradan sonra sağlık kontrolünden geçirecek ve e, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidecek. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yine uzman sorgucular tarafından yeniden bir sorgulanacak ve yine nereye götürülecek? adliye savcılığa sevgi işlemleri olacak. Buradaki kritik nokta şu gerçekten de önemli bir işi ve bu Haplemitoğlu suikastinin şu anki eldeki tek... Bir saniye bekletiyorum. Bir saniye bekletiyorum Nihat.